Deccal, eski ayete kendince bazı anlamlar yükleyerek üç ilahi dinin mensupları arasında bir savaş yaşanması gerektiği terkinini insanlara aşılamaya çalışmaktadır. Oysa Deccal'in bu terkinleri hem yeni ahit hem de eski ahitle tümüyle çelişmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki her ne kadar bu kitaplar zaman içinde tahrip edilmiş olsalar da içlerinde hak dine ait bazı hüküm ve ahlaki değerler de korunmuştur. Bunlardan hangilerinin hak, hangilerinin tahrip edilmiş oldukları konusunda ise inananların rehberi Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Deccal'in telkin ettiği çarpık anlayış ise Hazreti İsa'nın Hristiyanlara öğretmiş olduğu ahlaka tamamen terstir. Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın öğrencilerine "Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin" dediği yazılıdır. Luka İncil'inde ise Hazreti İsa'nın "Bir yanağına tokat atana diğer yanağını çevir" dediği bildirilir. Yeni Ahit'in hiçbir yerinde şiddeti meşrulaştıran bir hüküm bulunmamaktadır. Masum insanların katledilmesi yönünde bir düşünceye ise kesinlikle yer yoktur. İncil'e bakıldığında Hazreti İsa'nın insanlara hep iyilik, sevgi, barış ve dostluk tavsiye ettiği görülmektedir. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuşak davransınlar. İncil açıklamalarında önemli üzerinde durulan bir başka konuysa ayrılıkların, çekişmelerin, husumetlerin ve çatışmaların ortadan kaldırılması ve ortak bir düşüncede birleşerek barışın ayakta tutulmasıdır. Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Ey sevgililer, hiçbir zaman öc almayın. Komşunu sev, düşmanından nefret et denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Tevrat'ta bildirilen diğer bir hükümse kan dökülmemesi ve suçsuz insanların yurtlarına pusu kurulmamasıdır. Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu memleketinin içinde suçsuz kan dökülmesin ve senin üzerine kan olmasın. Ey kötü adam! Salihin oturduğu yere karşı pusu kurma, onun yurdunu yıkma. Düşmanın yıkılınca sevinme. Düştüğü zaman yüreğin sevinçli olmasın. Yoksa Rab bunu görür. Hristiyanların ve Yahudilerin tüm bu bilgileri göz önünde bulundurarak Deccal'in oyununa karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Deccal'in tüm dünyada kan dökmek için yaptığı eylemlere ancak güzel ahlakın savunuculuğunu yaparak engel olunabilecektir.